Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba. Bugün sizinle birlikte Rotterdam'dayız. Şu anda Rotterdam Central Station'dayız. Burası Rotterdam'ın bütün trenlerinin kalktığı bir yer. Dün gece Paris'ten Flixbus'a bindik ve sabahın 7'sinde buraya indik. Burada bir 2-3 saat geçirdik. Birazcık uyuduk. Üstümüzü değiştirdik ve şimdi hazırız. Bugünün rotası oluşturuldu. Rotterdam'da nelere gitmemiz gerektiğini araştırdık. Zaten çok fazla da gezecek bir şey yok. Rotterdam'da toplamda bir günümüz var. 24 saatimiz var. Yarın sabah 11'de yine buradan Amsterdam'a doğru otobüse bineceğiz. Yarın da Amsterdam'a geçiyoruz. Yani yarın yeni bir vlog olacak. Bugün sizinle birlikte bütün Rotterdam'ı gezeceğiz. Bütün ünlü yemeklerini yiyeceğiz. Görmemiz gereken her yeri göreceğiz. Umarım seveceğiniz bir vlog olur. Başlamadan şu hatırlatmayı da yapayım. Aşağıdan kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve bana bir yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda şuraya da Instagram adresimi koyuyorum. Oradan da beni takip ederseniz süper olur. Çünkü ben çoğu şeyi oradan zaten paylaşmış oluyorum. Siz buradan geç izlemiş oluyorsunuz. O zaman eğer siz de hazırsanız gezmeye başlayacağız. Başlayamayız. Şunları Lavit Store'a bıraktığım gibi artık gezmeye başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi bu Central Station'ın içinden girdik. En sonunda sağ tarafta böyle bir luggage store var. Ha, önce koyuyorsun, sonra kapatıyorsun, sonra ödeme yapıyorsun, receive alıyorsun. Arkadaşlar şimdi bavulu ittiğimizde şöyle kilitleniyor kendiliğinden. Ondan sonra ödemesini yapıyorsunuz. Aldık. Bakın burada bir sürü bisiklet var. Bunları kiralayabiliyorsunuz büyük ihtimalle ama bilin bakalım kim bisiklet sürmeyi bilmiyor. Ben biliyorum. Biliyorum bildiğini ben. Arkadaşlar şimdi biz normalde seyahatimize başlayacaktık ama biz yanlışlıkla bir caddeye geldik. Şu cadde galiba, yani buraya geldik. Hatta siz bize söylemişsiniz bu binaya gidin diye. Şurada TJ Maxx'in Avrupa versiyonu vardı. Buradan dördük, şöyle JD diye bir yer var. Burası çok uygun fiyata ayakkabı satıyor. Ve şurada Primark var. Ve acıkmaya başladık. Bir şeyler yiyeceğiz. Büyük ihtimalle patates yiyeceğiz. Hollanda patates yiyeceğiz. Şu ayakkabıcıya bir girelim bakalım. Burada TJ Maxx bulduk ve hemen kendimize sweatshirt bulduk. Bakın bu sweatshirtler. Champion'ın sweatshirtleri 25 euro. Galiba bunu alacağız. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Ama böyle birkaç renk daha seçtik. Ben şöyle iki renk daha seçtim. Emir de şöyle bir renk seçti. Bunları da deneyeceğiz. Sonra karar vereceğiz. Kararımızı söylerim size. Şimdi şöyle diğer ikinci renkleri giydik. Benimki şöyle bir bebek mavisi. Emel'inki de böyle bir pembe. Pembe değil, bu yavru az galiba. Birazcık turunculuk var çünkü içinde. 25 euro bu arada fiyatları. Bence uygun, Türkiye'ye göre bayağı uygun. Ben beğendim. Bir de tekstilisi varsa. Ben beğendim bunu. Şimdi bu alışveriş caddesi gibi bir yerde patates yemeye geldik. Rotterdam'ın, daha doğrusu Hollanda'nın patatesi meşhur biliyorsunuz ki. Ama siz iki kişiyseniz bir tane almayı unutmayın. Biz geçen iki tane aldık ve çok fazla geldi. Şimdi buradan alacağız. Fiyatları gösteriyorum. Şu küçük boy, şu büyük boy. Yanınıza şuradan sos isteyebiliyorsunuz. Biz şu special olandan isteyeceğiz. Evet, şimdi patatesimizi aldık. Ve kocaman bir şey. Bu bence zaten tek kişilik değil. Deniyorum. Güzel. Güzel. Bu çok yerinde. Çıtır çıtır. Aslında üzerine sos da döküyorlardı. Ama sos köriliydi, o yüzden almadık. Spesiyel sos köriliydi yani. Bakın kabuğuyla yapmışlar diye. Kabuğunu yıkayıp yaptılar büyük ihtimalle. Sen öyle sandın. Çok güzel tadı. Vallahi çok güzel. Bitsin istemiyorum. Ama bakın iki kişiyseniz bir tane alın ya. Biz geçen iki tane alma gafletinde bulunduk. Alo merhaba. Büyük boy 4.40, küçük boy 3.60 mı neydi? Aralarında neredeyse 80 cm falan fark var. Direkt büyük boy alın. İki kişi rahatlıkla bundan doyar. Peki? Den hälften av alla förskolebarn var... Arkadaşlar şu anda Destroyed City kısmına geldik. İkinci Dünya Savaşı'nda buraya bir bomba atılmış ve o yüzden şehrin neredeyse tamamı yıkılmış. Ve şehir tekrar inşa edilmiş. Burası da galiba o yıkılan kısım, yani yeniden yapılan kısım oluyor. Thank
Arkadaşlar şimdi Destroy City'den çıktık. Cube House'a doğru gidiyoruz. İnternete Rotterdam yazarsanız bu Cube House'lar çıkıyor. Yani herkesin Rotterdam denince aklına ilk gelen yer burası. Bu arada biz bugün toplu taşıma bileti almadık. Çünkü her yer birbirine o kadar yakın ki yani yürünebiliyor. En uzak yer 20 dakika uzaklıkta. Bence gayet yürünebilir bir mesafe. Ve zaten bavullarımızı da bıraktık. Yükümüz de yok. O yüzden böyle yürümeyi tercih ettik bugün, değil mi? Bakın şimdi size bunu anlatana kadar Cube House'a geldik mesela. Bu arada Booking'e girip Rotterdam yazarsanız burası da çıkıyor karşınıza. Burası aslında bir hostel. Burada konaklayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Sadece hostel, yani tek başınıza kalamıyorsunuz. Yani anladığım kadarıyla öyle. Yani 6 kişilik odada kalmak zorundasınız. O yüzden biz bunun yerine ev tutmayı tercih ettik. Şuraya gidiyorsunuz. Oraya giderken şurada pazar gördüm. Oraya da gidip bir magnet, bir peynir bir bakalım yani. Bakın Instagram'daki o fotoğraf. Bakın burası da içerinin görüntüsü. İşte burası hostel olan yer. Bence çok saçma. Mesela şuraya bakar mısınız? Bakın şurada mutfak var ve bakın o kadar eğimli ki mesela mutfaktaki eşyalar cama doğru böyle şey olmuş. Evet, çok saçma değil mi? Bence de çok saçma. Emin az önce videosunda bir şey dedik ya, bence ünlü bir şeyimiz olsun diye bir şey yapalım demişler dedi. O kadar haklı ki yani hani sırf bir bizim de bir şeyimiz olsun diye yapılmış bir yer bence burası. Rotterdam'daki küp evlerine git. Tik. Arkadaşlar Kasım ayında Rotterdam'a gelmek güzel bir fikir değil. Hem hava çok soğuk hem de çok iyi hava. Bakma sen soğuk hava görmemişsin. Ben Polonya'ya gitmedim. Polonya'ya gitmişsin. Polonya'ya ne zaman? 25 derece şu an. Tabii abartma. Bir anda öyle bir yağmur başladı ki şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bakın şuradan belki gösterebilirim. O kadar çok yağmur yağıyor ki şu anda. Şemsiyeyi geri çıkarma vakti geldi. Şimdi şu karşıda bir magnetçi var. Oraya gideceğiz, bir magnet bakacağız. Ondan sonra da pazara gideriz büyük ihtimalle. Arkadaşlar şimdi pazarın içine girdik. Şöyle bir peynircideyiz. Peynirlerin fiyatlarını göstereceğim. Bir tanesi 12 euro, 3 tanesi 30 euro. Şöyle de silmiş olanlar 5.45. Biz Paris'te şu trüflü olandan denedik. Bunun fiyatı da 8.95'miş. Ben götürmeyi istiyorum ya Türkiye'ye. Gel bakalım alalım. Deniyoruz. Bu çok güzel. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Bak keçi peyniri bu. Ekşiler. Allah'ım var ya. Sepete. 4.49 bu arada. Mesela bakın şöylesi 4.49. Bu alınır bu arada. Böyle ağzım kamaştı tattan. Yoğun tattan ağzım kamaştı. Böyle nasıl bir tadı var biliyor musunuz? Keçi peynirinin daha ekşi hali. Ama güzel ekşi. Hani vallahi böyle çok güzel. Tatlı ekşi bir tadı var. Gel bir daha deneyelim ya. Başka bir karnımızı şey doyuralım. Şimdi de bunu deneyeceğiz. Hayır. Ben beğenmedim. Bu tütsülenmiş. Çok yoğun bir tadı var. O kadar yoğun bir tadı var ki. Tüflü peynirler olur ya onun gibi tadı. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bu da trüflü olanı. Ama acaba bu oradakiyle aynı mı? Ben şu büyük olanı istiyorum. Ben de şu büyük olanı istiyorum. Ya bu çok güzel çok ya. Çok güzel. Çok güzel ya. Ama bunu küçük küçük yemeniz lazım. Şey derler ya şarküteri tabağı peyniri. Tam olarak bu. Kahvaltıda çok yenmez. Bu kadar yiyeceksin bitecek. 5 euro çünkü. Arkadaşlar şu anda Market Hall'a girdik. Az önce şurada pazardaydık. Bakın pazar şurasıydı. Burası da pazar aslında ama yemek pazarı. Burada böyle farklı farklı restoranların, coffee shopların yemekleri servis ediliyor. İstediğiniz şey neyse her şeyi burada bulabiliyorsunuz. İnşallah buzdolabı mıknatısı da bulabilirim. Bu arada burası 2014'te açılmış ve Hollanda'nın ilk kapalı pazarıymış. Burası da ben şey de düşünmüştüm. Hani böyle pazarların arkasında yemek kısmı olur ya. Ben öyle düşünmüştüm. Sen de öyle düşünmüştün değil mi? Ama öyle değil. Böyle bir bina içinde yüzlerce binlerce restoranın olduğunu düşünün. Ve bunu pazar şeklinde yapmışlar. Yani hepsi şöyle açık, duvarsız bir şekilde. Bir pazar oluşturmuşlar. Bakın yine peynirci bulduk. Denemeden geçmek istemiyorum. Ben hepsini deneyeceğim bunları. Çiftlerken koyun değil mi bu? Koyun peyniriymiş bu. Koyunu beğenmedim. Bu çok güzel olacak kesin. Keçi peyniri. Çok güzel bu. Bu yediğimiz. Arkadaşlar galiba bu corndoglardan yiyeceğiz. Hep bunlardan denemek istemiştim. Hani bunları böyle hardalın içine sokuyorlar falan filmlerde hep görmüştüm. Bunların içinde sosis var. Dışında böyle mısır gevreği gibi bir şey bulayıp ondan sonra kızartıyorlar. Ve helalmiş. Etrafını galeta unuyla kaplıyorlar. Efendim? Hangi kanal? YouTube kanalı. YouTube kanalı. Türkiye'den yani. Türkiye'den evet. Kanalın adı ne abi? Abone olabilir miyiz abi? Evet olabilirsiniz tabii. Hani şu benim.
Bir yeni abone. Teşekkür ederiz. Şöyle corn dogları, sosisleri galeta ununa bulayıp böyle yağda kızartıyorlar. Yani buyursunlar gelsinler yani. Gezmeye geldikten sonra buyursunlar bizim dükkanı yani ikram edelim onlara yani. Tamam. Evet, Rotterdam'a gelenler de uğruyor. Aynen. Evet aynen. Abi. Teşekkür ederiz size, çok sağ olun. Ne demek? Ben böyle yerlerde Türkleri görmeyi çok seviyorum. Çünkü yani Türk yemek mirasını tüm dünyaya açıyorlar. Çünkü burası Rotterdam'ın en büyük yemek pazarı ve yani burada Türk yemeklerinin satılıyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi de Emir tam olarak şurada bekliyor. Yemeklerimizi alacak ve buraya gelecek. Burada yiyeceğiz. Bakalım tadı nasıl? Evet, şu anda deniyoruz. Emir denedi bile, ben de deniyorum. Sarımsaklı sos çok güzel. Sosis çok güzel. Çıtır şey çok güzel ya. Ne kadar sıcak olduğunu görüyor musunuz? Bakın. Bu arada şey, küçük gibi göründüğüne bakmayın. Çok büyük ve bence doyurucu bir şey bu. Arkadaşlar şimdi burası Erasmus Köprüsü diye geçiyor. Burası da Rotterdam'ın en ünlü yerlerinden birisi. Şimdi bunun üzerine çıkacağım ve oradan size manzarayı göstereceğim. Rotterdam'ın en güzel manzarası burası galiba. Gerçekten çok güzel gözüküyor ama. Arkadaşlar şimdi biz köprünün üstüne geldik. Biz şimdi köprünün üzerine geldik. Rotterdam'da hiçbir şey yok. Köprüsü var. Yani bir tek bu köprü var, o yemek yeri var, bir de küp evleri var. Güzel kötü bir yer değil ama hiç Avrupa'yı hissettirmiyor. Değil mi? Evet, Rotterdam'a bence sürekli Türk ünlüler sahne almaya geliyorlar. Sadece oradan biliyorum. Çünkü çok Türk var. Aşırı Türk var. Yani hani havası o kadar kötü ki şu an ya, havadan da biz etkileniyoruz büyük ihtimalle. Çünkü geldiğimizden beri yağmur yağıyor ve hiçbir şey yapamıyoruz. Böyle kapanık kısıldık şu şemsiyenin altında. Şöyle geziyoruz, fıttık fıttık geziyoruz. Öyle, şimdi köprünün üzerine çıkalım. Arkadaşlar Hollandalılarla ilgili şunu fark ettim. Aşırı nazikler. Gerçi Hollandalılarla mı karşılaşıyoruz onu da bilmiyorum. Hani bize çarpmıyor bile. Hiçbir şey olmuyor ama hani özür dilerim. Teşekkür. Şey yapıyorlar böyle. Emir de korkuyor bisikletle buna çarpacaklar diye. Şimdi son durağımız olan New York Otel'e doğru gidiyoruz. Buranın nesi ünlü? Otel işte. Otel olması ünlü. Burası Hollanda'daki tek otel. Son olarak bu New York Otel'in önüne de geldik. Yani burasının gerçekten hiçbir özelliği yok. Galiba burası buranın en eski binasıymış. Emir az önce öyle dedi videosunda. Ondan hemen çalayım. Bu bomba patladıktan sonra mı yoksa bombaya dayanan binalardan biri mi? Ben bunu merak ettim. Artık gerçekten gezecek bir yer kalmadı. Birkaç tane müze vardı ama yine bilet yoktu. Bu bilet işini daha önceden halletmeniz gerekiyor. Ama hani biletler de 18-20 euro. Yani hani o kadar pahalı ki düşündüğünde. Ne kadar ediyor 18 euro Emir? 600-700 lira veriyorsunuz ve hani genelde şöyle oluyor. Evet güzel bu arada. Ve ben resim yapan bir insanım. Ama hani 600-700 lira vermek istemiyorum, anladınız mı? Böyle mesela hani 100 lira olsun, anladın mı? 200 lira olsun ama 600-700 lira olmasın yani. Neyse şimdi artık kapatıyorum. Rotterdam'ın ünlü bir yemeği var, kapsalon. Şimdi eğer bulursak onu yiyeceğiz. Kamerayı orada açarım büyük ihtimalle. Arkadaşlar hava çok kötü. Biz de şimdi kapsalon yemeye bir yere geldik. Google'a Rotterdam'da en iyi kapsalon yemekleri nerede diye yazdım. Jaffa diye bir restoran çıktı. Şimdi oraya geldik. Şimdi size fiyatları göstereceğim. Bakın şöyle menüyü gösteriyorum. Bunlar da kapsalon fiyatları. Burası Türk restoranı. Turkish pizza falan diyor. Türk müsünüz? Yok abi. Orada Türk var. Türk restoranı burası. Patron da Türk ama Türk restoran değil. Yiyecekler foods. Little bit. Döner kebap Turkish. Iron Turkish. This is special from Rotterdam. Yeah, okay. Which one is better? Both are good. Do you like more meat or chicken?
Because the first one is like the original one, is the beef shawarma. And some people don't like beef, they take the döner kebab as alternative. Okay, and we would like to have two with two. Beef. Sure, yeah. And when Coca-Cola zero. Coca-Cola. Böyle bir yemek, bu Rotterdam'ın ünlü yemeğiymiş. Biz gelir gelmez şöyle bir sos geldi masaya. Acaba bu özel sos mu diye düşünüyorum şu anda. Değil mi sence? Bunun kötü olma ihtimali yok ki. Ben bu sosu tanıdım. Yani 4 tane çok güzel şeyi üst üste koymuşlar. Et, kaşar, patates, marul. Bence bundan çok yakışır. Sossuz daha güzel. Çünkü zaten yoğun bir tadı var. Sos da çok ağır. Hiç evde yalnız kaldınız mı? Anneniz böyle uzak bir yere gitmiştir, evde yalnız kalmışsınızdır. Dolapta ne varsa yemeği yaparsınız. Bildiniz mi? Tam o. Dolapta gerçeği karıştırmışız. Kaç puan veriyorsun sen? 7 mi? Ben de 7 veriyorum yani çünkü böyle aman almış bir şey değil yani. Ama kötü de değil. Yenir yani. Evet arkadaşlar, şimdi Rotterdam'daki odamıza bakın. Hemen şöyle yerleştik. Burada işte sabah kullanacaklarımız, işte yarın götüreceklerimiz, bavullarımız, Emir'in pijamaları. Odamız gerçekten çok güzel. Şöyle bir sokağa bakıyor. Yatağımızın karşısında kocaman bir televizyon, mini buzdolabı. Abel bizim için işte kolalar bırakmış, brownie'ler bırakmış. Ne bileyim, buzdolabı var, kahve makinesi var. Her şey var odamızın içinde. Kendimize ait bir koltuğumuz. Bu da benim yarınki kombinim. Bunu şimdi göremeyeceksiniz. Yani odada ne ararsanız var. Şöyle küçük bir ısıtıcı da var. Şimdi bugün yağmurda biraz ayaklarım üşüdü de ayağımı böyle biraz ısıtayım burada. Emir içeride evi çeksin. Ben de burada böyle biraz yatayım böyle. Ay yatak ne kadar rahat. Aha çok güzel. Çok yorulmuşum bugün. Ama durmak yok, şimdi gidiyoruz. Evin diğer kısımlarını göstereceğim size. Mutfağı, banyoyu ve salonu göstereceğim. Henüz tanışmadınız ama Abel bizim ev sahibimiz. Biz Abel'in evinde bir odayı kiraladık. Bu odayı kiraladık. Abel de bu evin içinde yaşıyor. Birazdan sizi onunla da tanıştıracağım. Ama önce size evi gezdireceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar tanıdığım en samimi ve sıcakkanlı ev sahibi Abel olabilir. Çünkü biz Airbnb aracılığıyla tanıştık. Ama hemen kendisiyle Instagram'dan konuşmaya başladık. Sonra WhatsApp'tan konuşmaya başladık. Gerçekten çok samimi bir insan. Bize yardımcı olmak için elinden geleni yaptı. Ve de hani gelir gelmez ilk söylediği şey "My casetilla is your casetilla" dedi. Galiba böyle bir şey söyledi. Yani şey, benim evim sizin eviniz. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde yapın. Ve gerçekten de hani bizimle çok güzel sohbet etti. Hatta bir tane Türk arkadaşını çağırmış bizimle birlikte, böyle hani kendimizi daha rahat hissedelim, daha iyi konuşalım, muhabbet edelim diye. Evde Türk kahvesi falan her şey var ya. Gerçekten çok tatlı bir adam ya. Hadi gelin sizinle birlikte evi gezelim. Şöyle bizim odadan çıktık. Tamam mı? Buradan banyoya gidiyoruz. Şöyle bir kombin gösterme aynamız var buradan. Şöyle bir banyomuz var. Banyomuz da oldukça geniş ve beyaz ve temiz. En önemlisi temiz. Bu çok önemli benim için. Temiz. Şimdi buradan çıkıyoruz. Mutfağa doğru gidiyoruz. Burası da mutfak. Mutfakta gerçekten yani bakar mısın? Air fryer. Smoothie makinesi. Su kaynatma makinesi. Bizim odada kahve makinesi vardı bu arada. Gördünüz mü bilmiyorum. Burada başka bir kahve makinesi. Mikrodalga fırın. Ocak. Tost makinesi. Buzdolabı yani. Mutfakta da ne arıyorsanız var. Abel'le zaten burada yaşadığı için burası bir ev. Yani istediğiniz gibi burada siz yemeğinizi de pişirebilirsiniz. Burada yaşanıyor arkadaşlar bu evde. Bu evde yaşanıyor. Şimdi de salonu gösteriyorum. Bu da evin hayvanı. Ne? Ve şimdi de salona geliyoruz. Gerçekten kozi bir salonumuz var. Bakar mısınız? Burada kocaman bir televizyonumuz var. Burası gerçekten burada parti yapmak için mükemmel bir ev. Aynı zamanda şurada çok güzel bir söz var. Forever Young. Aynı zamanda böyle küçük bir bahçesi de var. Ama burayı gösterebiliyor muyum bilmiyorum karanlıkta size. Belki gösteriyorumdur. Burada da şöyle küçük bir bahçeniz var. Eğer böyle sabahları kahve içmek isterseniz ya da bir şey içmek isterseniz buraya oturabilirsiniz. Ya da şöyle parkın tadını çıkarabilirsiniz. Bence gayet hoş ve güzel bir ev. Şimdi sizi Abel'le tanıştıracağım. Hazır mısınız? Abel. Oh, yeah, me? Yes. Hello. Hi, merhaba everyone. Merhaba. Do you want to say something about our followers? Yes, yes. I want to say like first you have to subscribe to the channel. Yeah, thank you. You will see my place in the video, so you are welcome. If you want to come to Rotterdam, if you are here, just let me know. Şimdi şuraya Abel'in Instagram adresini bırakıyorum. Oradan Abel'e mesaj atarak evinde kalmak için teklif sunabilirsiniz. Airbnb üzerinden değil, Instagram üzerinden gelenlere daha indirimli bir şekilde ev sahipliği yapacak. Bu da sadece bizim abonelerimize özel olacak. O yüzden eğer Rotterdam'a geliyorsanız Abel'e mesaj atmayı unutmayın. Thank you for everything. No, thank you guys for stay with me. Yeah. You are welcome anytime. So, yes, welcome. Thank you. Thank you.
Herkese merhaba. Şu an yine Central Station'a geldik. Şu anda Flix durağında otobüsümüzün gelmesini bekliyorum. Biz sabah uyandık, kalktık, hazırlandık. Bavulları topladık ve evden çıkıp hemen bu istasyona geldik. Emir şimdi magnet almaya o Cube House'un oraya gitti. Dün belki gezerken daha güzelini görürüz diye almadık oradan. Ama ondan sonra bulamadık ve akşam oraya gittiğimizde de kapalıydı. Şu an biraz riskli bir iş yapıyoruz aslında. Çünkü otobüsümüz 10.20'de ve orası 10'da açılıyor. O yüzden Emir'in çok hızlı hareket etmesi gerekiyor. Görev 10'da. Bende de bavulları taşıma görevi var bugün. Öyle yani, şu an otobüsü bekliyoruz. Zaten şuraya da aldığımız magnetlerin fotoğrafını ve fiyatını koymuş olurum. Şimdi otobüse bineceğiz ve otobüsümüz 45 dakika sürecek. 45 dakikada Amsterdam'a varıyorsunuz ya da trene binebilirsiniz. Tren seçeneği de vardı. Ama ben anlamadım, galiba otobüs trenden daha ucuza denk geliyor. O yüzden biz otobüsle gidiyoruz. Artık bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse ve beni desteklemek, bana yardımcı olmak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve bir yorum yaparak bunu bana gösterebilirsiniz. Aynı zamanda şuraya Instagram adresimi koyuyorum. Beni buradan takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada çok daha fazla içerik paylaşıyorum. Eğer Rotterdam'a gelirseniz kesinlikle Abel'in evine kalın. Gerçekten evi aşırı rahattı, çok temizdi ve hani çok merkezi bir yerdeydi. Tramvayla direkt 10 dakikada gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda Abel de çok tatlı birisiydi. Gerçekten çok sevdim. Abel'in Instagram adresini bir daha şuraya koyuyorum. Oradan ona ulaşabilirsiniz. Onun dışında eğer şu kapsalondan yiyecekseniz onu biriyle paylaşmanızı öneriyorum. Çünkü birazcık ağır bir yemekti. Kesinlikle patates yiyin ve kesinlikle Primark ve Tiki Max'e uğramadan buradan çıkmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.